Maalesef çok ciddi bir kayıp İstanbul için söz konusu. Koronavirüs birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. İstanbul'a geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyon 700 bin turist geldi. Bu sene ise bu sayı 4 milyon 200 bine düştü. Verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. 2020'nin ilk 10 ayında %67,3'lük bir daralma söz konusu oldu. Bu da takribi olarak 8,5 milyonluk bir turist kaybı demek sadece İstanbul için. I've been here before and before it was... Buraya daha önce de gelmiştim. Önceden inanılmazdı. Şimdi ise farklı. Pandemi nedeniyle keyif almıyorum. 3 hafta önce İzmir'e gittim, daha sonra İstanbul'a geldim. İyi hissediyorum, İstanbul'u seviyorum. Korona nedeniyle şu anda kötü. Restoranlarda masa bile yok. Not have table in restaurant. 2020 yılında 322 bin turistle en çok Almanlar İstanbul'u tercih etti. Ardından 319 binle Rusya, 190 binle Fransa ve 174 binle İngiltere takip etti. Sadece Ekim ayı baz alındığında zirvede Rus turistler yer aldı. Before 1 week, I'm from Libya. Önce Libya'dan geldim. Her şey yolunda, güvenilir. Gelmeden önce de korona testi yapıldı. Her şey yolunda. You can do test for the corona. Everything okay. Misafirimiz var. Ama leisure dediğimiz sadece eğlence, gezi, kültürel turizm için gelen bir kitle değil. Şu anda konaklatılan yabancı misafirlerin %80'lik, %90'lık bir kısmı sağlık turizmi için gelmekte. Ekim ayında hava yoluyla 530 bin, deniz yoluyla 3 bin ziyaretçi geldi. Hava yoluyla gelen turist sayısı %60,5, deniz yolunu tercih edenlerse %51 azaldı. Nerede bir kriz yaşanırsa ilk etkilenen turizm oluyor. Ekim ayında konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı yıllık %18,8, yabancı turist sayısı %46,4 düştü. Konaklayanlar için de yabancı turist oranı bir yılda %68,5'ten %58,9'a geriledi. Toplam geceleme süresi yıllık %39,6 azalarak 1 milyon 760 bin olarak gerçekleşti. Konaklama tesisleri doluluk oranı yıllık 44,8 azalarak %35,5'e indi.